Gök, sen işaret et bana. Şey yapıyorsa işaret söyle. Bak başlayacağım. Dedi, söyle. Dedi, konuşmam anlaşılmıyor mu? Konuşmam anlaşılmıyor mu? E çıkartayım da. Bir tanesini çıkartıyorum onu. E şimdi alınmazsa tutarım. Dur o zaman ötekini de çıkartayım bari. Ne yapayım? Sen anlayamıyorsan eğer. Bunları da satışa çıkarmışlar. Şeyleri, bizim yardımcı gitmiş almış hepsini paketler. Ben nasıl kullanırım bilmiyorum. Dün bir tane izne çıkarken çıktım taktım bir tane. Sonra, dur bakayım. Bir dakika. Hay Allah'ım. Bir tane. Gözlerine takılır mı? Şunu çıkartıyorum bir kere. Bir tanesini hiç olmazsa kullanayım. Sen uzakta durman iyi de. Şey bu sefer de seni göremiyoruz. Ben de ne yapıyorum? Ne buladın mı sen evladım yahu? Şu gözün altından olması lazım. Bir dakika. Bir dakika dur. Şurada. Allah'ım ya Rabbim. Ben niye beceriksiz oldum ya Rabbim? Ya Resulallah. Ben bunu çıkarsam uzak mesafedeyiz. Bundan evvel iki defa yaptım bundan evvel. Tam iki defa. Şimdi de şunu çıkartayım Murat. Sen bana işaret ver. Bunlar temiz yere koyayım ki. Çünkü önümüzdeki pazar da Allah izin verirse çıkacağım. Başlayınca bir hareket yap evladım. Efendim saçlar uzadı benim. Hakikaten çok uzadı. Ensede de var, sakalda da var. Ver benim Ankara'ya gitmiş. Telefonla aradım. Doğan dedim öyle böyle. Ben de adaletli adamım. Sana İstanbul'a gel diyemem. Benim zaten Ankara'ya gelmem de imkansız. Çünkü şuradan dolayı bir kere şehirler arasında seyahat yasağı var. Eskişehir'de buluşalım dedim ortada. Adaletli olsun. Çünkü sen Ankara'dan gel ben İstanbul'dan geleyim. Dedi ki ben ne yapar gelirim dedi. Tıraş için ne yapar gelirim dedi. Fakat çocuk gelecek. Bu sefer de bir sakıncalı durum çıktı. O da ne biliyor musunuz? Sinek kaydı yasakmış. Sinek kaydı yasak. E şimdi saç serbest sinek kaydı yasak. O sefer ne yapacağımı şaşırdım ben de. Ben Hazine Bakanı son derece takdir eden bir insanım. Niçin böyle bir karar alındı mesela dolara karşı olsun şu olsun bugün aldım telefon evet beni memnun etti çünkü önce ben işletiyorlar zannettim hani yaşlıyız şuur tam yerinde değil falan diye beni herhalde işletiyorlar zannına kapıldım neydi biliyor musunuz o şuydu Dünya Sağlık Örgütü'nün başına geçmemi istiyorlar. Şimdi ben bunu kabul etmeyeceğimi açıklıkla bildireceğim. Çünkü ben Sağlık Bakanı'ndan hoşnutum. Adam bir kere doktor, hastanesileri var falan. Şeyde bize de yani şeffaf olduğunu zannediyorum. Çünkü şeffaf bir şeyi var. Mesela diğer bakanlığı ama ben Dünya Sağlık Örgütü Başbakanlığı'na geldim diyelim. Sağlık Başbakanı oldum Dünya Sağlık Örgütü'nde. Ey tamam. Şimdi dünya dediğin zaman yalnız İstanbul değil. Yalnız Fatih değil. Anadolu da var filan. Ve de bütün her taraf dünya Afrika var mesela. Orada şimdi ben desem ki Zambiya'ya cuma günleri çıkılacak Zambiya'da sokağa. Onun araştırmasını yapmam lazım. Bu zavallı İskandinav ülkeleri var. Onlar gariban onların da yani onlara iyilik etmeyi isterim. İsterim de şimdi desem ki ben mesela Danimarka'da şey günleri çıkılsın. Mübarek Cuma günü Danimarka'da sokağa çıkmalarına izin vereyim ben. Çünkü ne de olsa Dünya Sağlık Örgütleri'nin başbakanıyım. Orada da şöyle bir tenakuz çıkabilir. Bana diyebilirler ki senin tespit ettiğin göz
biz de çıkmıyoruz bakalım. Yani böyle, çünkü neticede ta ben şeyden, Büyükçekmece'den şey, İskandinav, o zavallı İskandinav ülkeleri zaten onlar. Oldu mu lazım, bizi kıskanırlar. Hem ekonomik açıdan, hem değerli paraları, hem eğitimde falan da şeydirler yani. Hello, şeyler, Danimarka, Finlandiya, Kenya, bütün İskandinav ülkeleri yani. Şimdi orada ben dedim ki, nihayet Doğan sen gelmeyeceksen saçı kendim keseceğim. Aldım makası sabahleyin, şuradan arkadan bir tane attım, şöyle böyle bir parça kopardım. Anlatabiliyor muyum? O zaman mesela Almanya'da, Finlandiya'da, Çekyat oldu onlar. Artık Çekyat olarak geçiyor yani. Onlar mesela Ottoman karyolalar vardı eskiden. Olması gereken, eğer ben, tamam, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu teklifini kabul ettim. Mesela diyorum, böyle hemen açıp kitaplara bakarım. Sorarım ben. İşte bu programda müşterek çocuklar var. İşte kamerayı çeken çocuk var. Gökmen var. Yılmaz var. Dündar Bey var. Hepsine çeker derim ki ben. Onlar danışman olarak da istirham edebilirim ama aslında şunu derim yani. Siz de bana sağdan soldan yardımcı olun. Tek başıma bütün dünyanın sağlık örgütünün içine şey yapamam derim. Ya yani hükmedemem derim. Yarınki belki, öbür günkü yahut öbür haftaki, ölmez sağ kalırsa konuşmamda hem maskelerin nasıl takıldığına dair bilgiler vereceğim. Hem şeyi yapacağım. Dur. Gözlük olunca olmuyor. Gözlüksüzken yapıyorum. Şunu alttan alırsak galiba. Alttan alacağım. Biraz alttan almak lazım ya. Öyle her konuya da şey yapmamak lazım. Alttan alırsak bu sefer. Galiba bu sefer, o sefer de gözlük gitti. Dur. Biraz da tuhaf oldu ya. Bak, ağız açıkta kaldı. Tek göz. Burada şey oldu be, korsan gibi oldu. Ama ekonomi bakanımızın hazine olarak yanındayım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gözlüğümüzü de takalım, davamıza bakalım. Tamam. Sen bana işaret et ki ben görmüyorum, dur. Bittiğini anlayayım. Tamam. Maskeleri de temiz yere koyuyorum Allah'tan. Şurada poşet de var. Bunları ihmal etmeyin. Değil mi? Maskeler tertemiz olacak. İç yüzleri. İç yüzünü kullanacaksınız. İç yüzünü. Ben herkesin iç yüzünü çok merak ederim. Saygılarımla.